Arkadaşlar bugün yat otomasyon ve yönetim panelimizin anlatımını yapacağız. Panele girdiğimiz zaman İngilizce ve Türkçe iki ayrı seçeneğimiz var. Bunu artırabiliyoruz. Farklı dillerde anlatabiliyoruz. Yukarı taraftan başlayalım. Flap kontrollerimiz var. Flap kontrollerimizde gördüğünüz gibi tek flap'a sahip olan bir tekne ya da çift flap'a sahip olan bir tekne olabilir. Flaplar yukarıda yukarı çıktıkça derecesinde de görüldüğü gibi kırmızı renge, aşağı indikçe de mavi renge döner. Ayrı ayrı kontrol edebildiğimiz gibi tek bir butonla flaplarımızı senkronize edebiliyoruz. Edelim. Gördüğünüz gibi flaplar otomatik olarak senkronize edildi. Bir. İkinci anlatacağımız nokta AC Power ve DC Power gözlem sekmelerimiz. AC Power'da ana beslememiz port jeneratör, starboard jeneratör ve gece jeneratörlerimiz var. Ana besleme kaynağımızı açtığımızda ana besleme kaynağının farklı fazlarının voltaj durumlarını buradan görebileceğiz. Aynı zamanda ana beslemeden kaç kW enerji çektiğimizde anlık olarak bu sekmeden takip edebileceğiz. DC Power'a geldiğimiz zaman DC Power'da da emergency bataryasından servis bataryalarına, VHF bataryalarına kadar bataryaların durumunu, voltaj ve akım durumlarını ayrı ayrı gözlemleyebileceğiz. Burada ise enerji yönetim sistemi, enerji management sistem sekmeye girdiğimizde karşımıza ana enerji kaynaklarımız çıkacak. Port jeneratör, starboard jeneratör, gece jeneratörü ve sahil beslememiz geliyor. Sahil beslemeyi kapatıp örneğin port jeneratörü devreye alıyoruz. Bunları manuel olarak devreye alabildiğimiz gibi otomatik olarak devreye aldığımızda ihtiyaç halinde kendisi açılacaktır. Orada kaç volt, kaç amper, kaç kW ve kaç hertz enerji durumunda olduğumuzu görebileceğiz. Ayrıca sistemi jeneratörleri online'da bıraktığımız zaman atıyorum bu jeneratörlerimiz 20 kW'lık jeneratörlerse enerji 20 kW'nın üzerinde enerjiye ihtiyaç olduğunda teknede bu sefer ikinci bir jeneratör otomatik olarak devreye hareket girecektir. Verdiğimizde en altta da total kW yani o anda anlık kaç kW enerji çektiğimizi buradan görebiliyoruz. Diğer sekmeye giriyoruz. Diğer sekmede tanklarımız var. Burada tanklarımızı kontrol edebiliyoruz. Tanklara girdiğimizde yakıt tankları ve su tankları olarak ikiye ayrılmış durumda. Yakıt tanklarından başlayalım. Teknemizde ne kadar yakıt olduğunu şamandıralar ya da diğer çeşitli ölçüm aletleri vasıtasıyla kontrol edebiliyoruz. Burada şamandıradan şamandıranın bulunduğu konuma göre yakıt seviyesi artıp azalabiliyor. Burada şöyle bir şeyimiz var. Yakıt seviyesi gördüğünüz gibi son noktaya geldiğinde bu sefer yakıtın tam dolu olduğunu tank seviye göstergelerinin renginden de uyarı olarak alabiliyoruz. Aşağıya doğru indirdiğimizde şamandırayı buradan en sona geldiğimizde şamandıramız son noktaya ulaştığında yine orada renk değişerek alarm veriyor. Bunları sesli ve görsel alarmlar şeklinde dönüştürebiliyoruz. Aynı şey tanklarda, su tanklarında da geçerli. Gördüğünüz gibi su tankları da bütün şamandıralardan, çeşitli şamandıra yöntemleriyle, çeşitli ölçme yöntemleriyle tespit edilen şamandıralardan hareket ettirilerek tanklardaki tüm seviyeler takip edilebiliyor. Burada diğer bir sekmemiz sintine alarmları ve sintine pompalarının yönetim alanı. Buraya girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ana sintine pompalarını ve teknenin çeşitli bölgelerinde olan yardımcı ya da bireysel sintine pompalarını görebiliyorsunuz. Bu sintine pompalarını otomatik olarak sistem üzerinden çalıştırabiliyoruz. Yani kaptan köşkünden istediği sintineyi ayrıca çalıştırıp durdurabiliyor. Ve çalıştırdığında hangi sintinenin çalıştığını ekranda görebiliyoruz. Bunu durdurduğumuzda
Bir de otomatik versiyonu var. Otomatiğe aldığımız zaman eğer ki biz bireysel olarak kontrol etmek istemiyorsak, gemimiz akıllı gemi, her şeyini kendi kontrol etsin diyorsak eğer, bu noktada da yine sensörlerimizi bağlayarak devreye alıyoruz. Mesela sintine pompamızı çalıştırdık. Burada sintine pompasının çalıştığını görebiliyoruz. Aynı zamanda sol taraftaki sensörlerimiz vasıtasıyla sol taraftaki ikazlarımız vasıtasıyla gördüğünüz gibi ikaz yazıları renk değiştirerek bize yön veriyor. Burada seviye sensörlüğü ve pompaların her ikisinde ana sintine pompasında denge alacak şekilde, eğer seviye sensörümüz çok yükseldiyse gördüğünüz gibi ana sintine pompası devreye girerek daha hızlı bir şekilde tahliyeyi sağlıyor. Burada asıl amaç sintine pompalarının kontrolünü, sintinedeki su seviyesinin, ayrı ayrı sintineler olabilir, sintinelerdeki su seviyelerinin hangi noktada olduğunu, su seviyelerinin tehlikeli boyuta ulaştıysa eğer, tahliyesinin hızlı bir şekilde nasıl yapılacağını gemi yönetim sisteminden, otomasyon yönetim panelinden halledebilmek. Asıl amaç burada budur. Bir. Burada kapılar ve pencerelerin açık ya da kapalı olduğu durumu takip etmemiz gerekir. Özellikle lüks yatlarda bunların takibi önem arz ediyor. Birincisi teknenin dışarıdan su almaması için çeşitli havalarda pencerelerin açık ya da kapalı olduğunu görmemiz gerekir. İkincisi tekne içerisindeki kapıların, eğer teknede misafir yoksa ya da herhangi bir faaliyet yoksa, açık kalmaması gerekir. Bunun da takibi açısından önemli. Biz eğer pencerelerimizi kontrol etmek istiyorsak ya da onları, alarmlarını aktif etmek istiyorsak ya da herhangi bir pencere açık olduysa, şu anda gördüğünüz gibi renk değişiyor. Bunlar her tamamı tek bir sensöre bağlandığı için bu şekilde görüyoruz. Bunların her birinden ayrı bir sensör hattı geliyor ve eğer açıksa ya kapalıysa yeşil renkte, yani her şey olması gerektiği durumda, ama açık kaldıysa kırmızı renge dönüşerek o pencerenin ya da dışa açılan herhangi bir kapının açık kaldığı anlamına geliyor. Bununla ilgili müdahale edilebiliyor. Bunu devre dışı bıraktığımızda burada da kapılarla ilgili ikazlarımız, alarmlarımız var. Yine sensörler bu şekilde aktif edildiğinde, eğer pencereden ya da kapıdan, burada mesela kapıları örnek aldık, kapılardan gelen sensör alarmı verdiyse rengi kırmızı olarak görüp sembolize bir anlatımız var. Kapıda evet. Düşkünde otururken diğer tarafta su atlama navigasyon light'larımız var. Burada gemi şeklinde bir görüntümüz var. Örneğin demir fenerini yakıp söndürebiliyoruz. Diğer navigasyon aydınlatmalarını yakıp söndürebiliyoruz. Tamamını buradan gemi kaptan panelinden, kaptan köşkünden, kaptan bütün aydınlatmaları yakıp söndürebiliyor. Bu arada şöyle bir sistemimiz var. Gemi kaptan köşkünden su altı lambalarını yakmak istedi. Orada onu gösterelim. Söndürelim. Bir daha söndür. Lambalarını yaktı ve şimdi söndürecek. Buradan söndüğünü takip edebiliyoruz. Burada valflerimizin ve valflerin bağlı bulunduğu pompaların kontrollerini yapabileceğimiz bir ekranımız var. Bu mega yatlar ve ultra lüks yatlar için olmazsa olmaz bir sistem. Gördüğünüz gibi herhangi bir pompanın, jeneratörün, motorun yağlanmasından tutun bu yağlanmaların kontrolüne kadar, bu yağlamaların kontrolüne kadar, yağ tanklarının, pompaların ve valflerinin açılıp kapanmasına kadar bütün sistemi buradan kontrol edebiliyoruz. Bunu artırıp azaltabiliriz tabii ki. Gördüğünüz gibi şu anda bir pompadan belirli bir alanın yağlamasını ve valflerin açıp kapatılmasını yapıyoruz. Olası bir durumda, eğer acil bir durum geliştiyse, bir anda bütün sistemi devre dışı bırakabiliriz, kapatabiliriz acil durumlarda. Diğer tarafta sintine valfleri var. Sadece sintine valfleri olarak düşünmeyelim bunları. Aynı zamanda makinelerin su emiş pompalarına kadar bütün pompaları buradan kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda yangın
la mücadele pompaları da, yangın pompalarını da buradan açıp kapatabiliriz. Bunları otomatiğe de alıp kendi kendilerine de olası durumlarda, olumsuz ya da olumlu olası durumlarda açılıp kapanmasını sağlayabiliriz. Enerji ve otomasyon panelimizde, enerji yönetim ve otomasyon panelimizde olmazsa olmaz sekmelerden biri sigortalar. Bu şekilde tüm odaların Flyver için ya da bütün alanlarımızın kontrolünü yapabileceğimiz bir bölmemiz var. Burada tüm sigortaları aynı anda, bütün odaların sigortalarını aynı anda açıp kapatabileceğimiz gibi herhangi bir odanın orada yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta ya da kullanılmayan bir oda olduğunda bütün enerjisini kapatıp o odanın kullanabileceği, sarf edebileceği bütün enerjiyi tek bir butonla kesip açabiliriz. Ya da yaşanabilecek bir olumsuzlukta dediğim gibi kaptan köşkünden o odanın bütün enerjisini keserek yaşanacak olumsuzluğun daha da büyümesinin önüne geçebilir. Diğer tarafta son olarak alarm ekranımız, alarm panelimiz var. Biraz önce bu alarmı biz bilerek verdirdik. Görüldüğü gibi burada high level yani yüksek seviye alarmımız var. Bir de çok yüksek, daha yüksek seviye alarmlarımız var sintine pompasında. Yani suyun belirli bir noktaya geldiğini, artık sintine pompasının devreye girmesini gerektiren alarm çalışması lazım. Sonra bir üst seviye alarm çalışması lazım. Burada bir üst seviye alarm çalışmış ancak bir öncekisinde vermesi gereken alarm vermemiş. Bu alarmın çalışmadığına kadar bütün sensörler aktive edildiği için bu alarmın çalışmadığına kadar bütün ikazları bize ekranda gösterebiliyor. Panelimiz çift kontrollü emniyet tedbirlerini düşünülerek hazırlanmıştır. Yaşanabilecek hiçbir olumsuzluk gözden kaçmayacak şekilde ve kontrol edilerek, bertaraf edilecek şekilde düzenlenmiştir. Teşekkür ederiz.